Sevgili seyirciler, Teknik Takip'ten bir kez daha merhaba. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle artık cumartesi günleri de yeniden evdeyiz. Bize ayrılan sürede ilginizi çekecek dosyalarla karşınızda olacağız. Birazdan. Azılı hırsızlar kendilerine hangi evlere hedef seçiyor? Vatandaşların evde olduğu sırada saniyeler içinde kapıyı açan hırsızlar polis tarafından nasıl yakalandı? Bu haberi izledikten sonra kapılarınızı bir kez daha kontrol edeceksiniz. Az sonra. Ocakları söndüren kumarhanelere adeta savaş açıldı. Pandemi nedeniyle denetimlerin artmasıyla kumar baronlarının türlü hilelerle kamufle ettiği kumarhaneler tek tek basıldı. Yapılan operasyonlarda ibretlik manzaralar ortaya çıktı. Arkadaşımız Devrim Tosunoğlu, insanların kanını emen bu batakhanelere yapılan operasyonların çok ilginç görüntülerine ulaştı. Kumarhanelere savaş açıldı. Baskın üzerine baskın yapıldı. TV 100 o görüntülere ulaştı. Çeteler kumar oynatılan batakhaneleri kamufle etmek için türlü türlü yola başvurdu. Kumar çeteleri kiraladıkları tekstil atölyelerine, villalara kamera sistemi kurdular. Müşterilere kameradan yüz tanıma sistemi uyguladılar. İstanbul polisi ocakları söndüren kumarhaneleri tek tek bastı. Başka kim var? Onlar da benim mi? Tamam geç, geç. Baskın anında kendini kaptırıp son bir kart daha atan da oldu. Asayiş şu bahla kumar bırak. Korkudan çuvalların altına. Lan çek yürü çek. Çatıya saklanan da vardı. Abi oraya bir iyice bakın. O saman balyalarının altına bakın. Yürü çek. Geç. Şeylerin altından mı çıkıyor? Kumar çeteleri inanılmaz pişkin davrandı. Operasyon sırasında kumar oynatanların pişkinlikleri ise pes dedirtti. Devletten kaçarsak yandık. Buyurun. Maşallah. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kumarhane ve merdiven altı eğlence yerlerine denetimlerini artırdı. Kumar bürosu ekipleri çetelerin peşine düştü. Polis, ocakları söndüren kumar çetelerinin peşini bırakmadı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Bürosu ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Ele geçen malzemeler. Kumar şebekelerini takibe alan polis, kumar oynatılan yerleri tek tek belirledi. Kumarhanelerin girişlerini ve çıkışlarını takibe aldı. Baskınlar, kumar oynatan şebekeleri ilginç yöntemler almaya zorladı. Görüntüler İstanbul Maltepe'de bir caddeden. Tekstil atölyesi görünümlü kumarhane. Resmi kayıtlarda burası tekstil atölyesi olarak görünüyordu. Üç katlı iş yerinde kumar oynatıldığını belirleyen polis takipteydi. Çok geçmeden kepenkleri kapalı olan iş yerinin önünde bir şahıs belirdi. Kapıyı çalan şahıs güvenlik kamerasına doğru yürüdü. İçeridekilerin kendisini tanıması için yüzündeki maskeyi çıkardı. İçeriye giriş için bir de şifreyi verdi. Şahıs onay gelince otomatik kepenkleri açılan kumarhaneden içeriye girdi. Polis takibin ardından kumarhaneye dönüştürülen yere operasyon düzenledi. Kumarhaneye dönüştürülen atölyeye baskın. Polis girdiğinde içerisi tıklım tıklım kumar oynayanlarla doluydu. Otursun herkes yerine. Bizden bir kişi gelsin buraya. Geç şu köşeye al. Kumar oynayanların bazıları baskın anında saklandı. Geç içeriye. Geç. Abi oraya bir iyice bakın. Polis 3 katlı iş yerinin her yerine didik didik aradı. Geç. Şeylerin altından mı çıkıyor? He. Kumarbazlar çuvalların altından çıktı. İlaç! Geç. Şeylerin altından mı çıkıyor? He. Başka kim var?
Başka geç. Kim var? Onlardan benim yok. Tamam geç. Geç içeriye. Geç. Abi olaya bir iyice bakın. O saman balyalarının altına bak. Polis gizli geçitten çatıya kaçanları da kıskıvrak yakaladı. Çatı katına kaçış bölgesi yapmışlar. Devam et. Var mı başka biri? Son kez bir kontrol edelim. Çalışmalarını genişleten polis Beşiktaş'ta bir iş merkezinin kumarhaneye dönüştürüldüğü bilgisini aldı. Polis bu adrese de baskın yaptı. Operasyon sırasında kumarhane işletmecisinin pişkin tavırları pes dedirtti. Devletten kaçarsak yandı. Buyurun. Gel. Geleceğim abi, gelmem mi ya? Kumarhane işleten zanlı polisi kapıyı kilitleme bahanesiyle atlatıp kaçmak istedi. Ancak bu numarası işe yaramadı. Geç abicim ben de. Kapıyı kilitleyeceğim. Tamam geç sen, ben kapatırım. Yok yok. Tamam ben kilitlerim. Polis içeriye girdiğinde kumarhane işletmecisi bu kez içecek ikram etmeye kalktı. Masadakilerse hala kumar derdindeydi. Çay, kahve, soğuk sıcak. Polis içeridekilere hem pandemi tedbirlerine uymamaktan hem de kumar oynamaktan ceza kesti. Villalarda kumar oynatıyorlardı. Asay Şube Müdürlüğü ekipleri villaların lüks kumarhanelere çevrildiğini de belirledi. Villaların çevresindeki güvenlik kameraları incelendiğinde müşterilerin giriş çıkışları tespit edildi. Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Müşterileri kadın krupiyerler buluyordu. Talep çok olunca masalardan saatlik 100 ila 1000 liraya kadar ücret alınıyordu. Pandemi sürecinde kumarbazlar kimi zaman çatı katını, kimi zaman bodrumu, kimi zaman da bir villayı kumarhaneye çevirdiler. 1719 kişiye kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yapıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 318 mekanı mühürledi. Ocakları söndüren kumarhanelere karşı savaş açan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 ayda yaptığı operasyonlarda 217 bin lira, 6800 dolar ve 970 euroya el konuldu. Operasyonlarda 4 rulet masası, 62 kumar makinesi, sanal kumar oynatılan 167 bilgisayar ele geçirildi. Hakkında yasal işlem yapılan kişilere kumar oynamaktan 2 milyon 269 bin lira, pandemi tedbirlerine uymamaktansa 6 milyon lira para cezası kesildi. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Azılı hırsızlar kendilerine hangi evlere hedef seçiyor? Vatandaşların evde olduğu sırada saniyeler içinde kapıyı açan hırsızlar polis tarafından nasıl yakalandı? Bu haberi izledikten sonra kapılarınızı bir kez daha kontrol edeceksiniz. Az sonra. Geçmiş yıllarda kısa bir dönem yasal olarak işletilen bazı kumarhanelerin kapılarında yaşanan intihar olaylarını dün gibi hatırlıyorum. Allah kimseyi bu kan emicilerin eline düşürmesin diyor ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Sevgili seyirciler, İstanbul polisi suç potansiyelinin yüksek olduğu semtlerde 7/24 nöbet tutuyor. Bu uygulama sıradan vatandaşlar kadar uyuşturucudan kurtulmak isteyen bağımlıları da mutlu etti. Nasıl mı? Arkadaşımız Devrim Tosunoğlu ve kameraman Samet Yazıcı, adı bir dönem uyuşturucu ile alınan Kuştepe'nin dar sokaklarında bu sorunun cevabını aradı. 7 gün 24 saat sokakta devriye geziyorlar. Suça ve suçlulara göz açtırmıyorlar. Suç potansiyelinin yoğun olduğu semtlerde her gün devriye geziyorlar.
dar sokaklarda ansızın suçluların karşısına çıkıyorlar. Uyuşturucu satıcılarını, gaspçıları, aranan şahısları tek tek yakalıyorlar. Sokak devriyeleri iş başında. Teknik takip İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yeni uygulamaya koyduğu ara sokak devriyeleriyle bir gün geçirdi. Suç oranının çok yüksek olduğu Şişli Kuştepe'de şüpheliler tek tek gözaltına alındı. Polisin yeni uygulamasını vatandaş da alkışladı. Mahallemizde uygulama her zaman böyle olsa daha iyi olur. Çünkü az sokaklar berbat. Berbat. Çocuklarının kendileri gibi olmasını istemeyen bağımlılar da. Benim 12 yaşında çocuğum var. Bir tadına bakayım diye bir baksa alışıp gidecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü suç oranının yüksek olduğu semtlerde günlük sokak uygulaması başlattı. Daha önceden belirli aralıklarla gerçekleştirilen denetim artık yaya devriyeleriyle her gün ara sokaklarda yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla ilk olarak Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ara sokak uygulaması başlattı. Suç oranının nispeten yüksek olduğu Kuştepe'de polis sokağa indi. Polis ara sokaklarda devriyede. Teknik takipte, takipte. Şu an Kuştepe'deyiz. Araç girilemeyen sokaklar. İşte polis ekipleri yaya devriyeler tarafından didik didik aranıyor. İşte şüpheli görünen şahıslar durduruluyor ve ekipler işte Yunus timleri, asayiş timleri, sivil polisler yaya devriyeleri oluşturuyorlar şu an. Kuştepe'nin en girilmeyecek sokaklarında uygulama yapıyorlar. Polisler aniden karşılarına çıkıyor. Aralarında Yunus timleri, sivil asayiş ve resmi ekiplerin yer aldığı polisler ansızın karşılarına çıktıkları şüpheli şahısların üzerlerinde arama yaptı. Aramalarda üzerinden uyuşturucu çıkan da oldu, silah çıkan da. Üst aramasının ardından şahısların kimlikleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde polisin uzun süredir peşinde olduğu zanlılar tek tek yakalandı. TV 100 kameraları kayıttayken polis bir şüpheli şahsı durdurdu. Şahsın birçok hırsızlık suçundan uzun süredir arandığı ortaya çıktı. Evet, şu anda araması olan bir şahıs gözaltına alındı ve karakola götürülüyor. Kuştepe'de 7/24 uygulamaya konulan sokak devriyelerinden vatandaşlar da memnun. Mahallenizde bu uygulamaları hoşunuza gidiyor mu? Mahallemizde uygulama her zaman böyle olsa daha iyi olur. Çünkü az sokaklar berbat. Berbat. Nereden kopuyorlar, nereden geliyorlar buraya bilemeyeceksiniz. Polisler devriyede, vatandaş güvende. Mahalle sakinleri de esnaf da polisleri her gün sokakta görmenin kendilerini daha güvende hissettirdiğini söylüyor. Mükemmel. Memnunuz gidişten. Biz kendimizi daha huzurlu, daha rahat, daha iyi hissediyoruz. Özellikle esnaf olarak. Böyle olursa daha çok kadın ve çocuklar için daha güvenilir olur diye düşünüyorum. Devriyeler ancak bir kişinin sığabileceği daracık sokaklarda, suçluların kaçış için kullandığı yerlerde de sıkı kontrol yapıyor. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekip de işte girilemeyen sokaklar, ara sokak, işte dar sokaklarda hırsızların, uyuşturucu satıcıların geçiş güzergahları olduğu düşünülen yerlerde uygulamalar yapıyorlar. Polisin uygulamasından geçmişte suça karışmış eski uyuşturucu bağımlıları da memnun. Onlar çocuklarının kendileri gibi olmaması için polisin bölgede yaptığı çalışmayı sonuna kadar destekliyor. Şimdi efendim çok şeyler geçti. Yuvamlar oldum uyuşturucu yüzünden. Polisleri burada görmekte mutluluk duyuyorum, şeref duyuyorum. Benim 12 yaşında çocuğum var. Bir tadına bakayım diye bir baksa alışıp gidecek. Teknik takip ekibinin eşlik ettiği uygulamada Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 96 şüpheliyi kontrol etti. Çeşitli suçlardan araması olan 5 şahıs yakalandı. AK ve GF adlı şahısların üzerinden ruhsatsız silah çıktı.
uyuşturucu madde bulunan DA isimli torbacı da polis tarafından sokak uygulamasında yakalandı. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Azılı hırsızlar kendilerine hangi evlere hedef seçiyor? Vatandaşların evde olduğu sırada saniyeler içinde kapıyı açan hırsızlar polis tarafından nasıl yakalandı? Bu haberi izledikten sonra kapılarınızı bir kez daha kontrol edeceksiniz. Az sonra. 90'lı yıllarda gençleri kurtarmak adına şehit olan Apache lakaplı Erol Güler ve soyadı gibi kaderi de Apache Erol'a benzeyen Bora Barış Güler'i de izninizle anmak istiyorum. Her iki narkotik şehidiyle onlarca operasyona bizzat katılmıştım. Evet, gelelim soygunculara. İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde soygun yapan 3 azılı hırsızı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Hırsızlar o kadar pervasızdı ki vatandaşların evde olduğu sırada bile soygun yapıyorlardı. 3 saniyede evlere giren ve milyonlarca liralık vurgun yapan hırsızlar bakın nasıl yakalandı. Nefes kesen görüntülere sadece arkadaşımız Levent Albay'la ulaştı. Aynı gece birden fazla evi soyuyor, kapıları 3 saniyede açıyorlardı. Görüntülere sadece teknik takip ekibi ulaştı. İşte milyonluk vurgun yapan hırsızlar. Girilmedik bina, soyulmadık ev bırakmadılar. Saniyeler içinde açtıkları kapılardan girerek milyonlarca liralık hırsızlık yaptılar. Bir haftada 16 ayrı soygun yapan hırsızlar son işlerinde kıskıvrak yakalandılar. Hırsızların soygun serisi girdikleri bir binanın içinde son buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği son zamanlarda artan ev hırsızlarının peşindeydi. Hemen hemen her gün yeni bir hırsızlık ihbarı geliyordu. Hırsızlar aynı gece birden fazla ev soyuyorlardı. Gelen ihbarları değerlendiren Hırsızlık Büro Amirliği polisleri olay yerindeki kameraları tek tek topladı. Mağdurlarla görüştü. Hırsızlıkların hepsi de vatandaşlar evde uyuduğu sırada gerçekleşiyordu. Soyulan evlerin sahiplerinin ortak özellikleri ise kapılarını kilitlememeleriydi. Hırsızlar özellikle arkadan kilitli olmayan kapıları seçiyordu. Ev sahiplerinin evde olup olmamasının ise hırsızlar için hiçbir önemi yoktu. 3 saniyede açtıkları kapılardan içeri giren hırsızlar dakikalar içinde evde ne var ne yok çalıyordu. Güvenlik kameralarındaysa hırsızların soygun anları an be an kaydediliyordu. Görüntülerin adresi İstanbul Beyoğlu. İki hırsız koyu renkli bir otomobille ara sokaklarda dolaşmaya başladı. Hırsızlık için girecekleri bina için keşif yapıyorlardı. Gözlerine kestirdikleri binanın önüne gelince hırsızlardan biri otomobilden inerek binaya yaklaştı. Suç ortağıysa otomobilde bekledi. Bina kapısını kısa sürede açan hırsız yaklaşık 20 dakika kaldığı binada iki ayrı daireye girdi. Hırsız dairelerden para, bilgisayar, cep telefonu ve ziynet eşyası çaldı. Daha sonra suç ortağının kullandığı otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların güvenlik kameralarına yakalandıkları tek görüntü bu değildi. Aynı hırsızlar bu kez Bakırköy'de ortaya çıktı. Saat sabahın 6'sı. Yüzlerinde sağlık maskesi, ellerinde eldiven olan iki hırsız binanın önüne geldi. Giriş kapısını yanlarında getirdikleri aparatla 3 saniyede açan hırsızlar binaya girdi. Bina içerisinde yaklaşık 10 dakika kalan hırsızlar iki ayrı evden yine saat, elektronik malzeme ve para çaldı. Başka bir hırsızlık olayı ise Şişli'de bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar yine aynı otomobille geldi. Biri otomobil içerisinde beklerken diğer hırsız binaya doğru hareket etti.
Yüzünde sağlık maskesi, elinde ise yine eldiven vardı. Bina kapısını yanında getirdiği aparatla kısa sürede açan hırsız bina içine girdi. Hırsız bir süre bina içinde dolaştı. Sonra kilitli olmayan bir daire kapısını yine aynı aparatla açarak eve girdi. Kısa sürede evde bulunan bilgisayar ve ev sahibine ait çantayı alarak binadan ayrıldı. Azılı hırsızlar durmak bilmiyordu. Hemen hemen her gece hırsızlığa çıkarak birçok vatandaşın evini soyuyordu. Bu kez görüntüler İstanbul Yeşilköy'den. İki hırsız bindikleri otomobili bir ara sokağa park etti. Yaya olarak hırsızlık için bir binanın önüne geldi. Yöntemleri aynı olan hırsızlar kısa sürede bina kapısını açarak içeri girdi. Girdikleri binada bir daireye girmeye çalışan iki hırsız ev sahibinin uyanmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Bir anda hırsızları karşısında gören vatandaşın bağırması üzerine paniğe kapılan hırsızlar binadan koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Hırsızlarda ne yakalanma korkusu vardı ne de güvenlik kameraları tarafından kaydedilme korkusu. Ancak Hırsızlık Büro Amirliği polisleri tüm bu görüntüleri tek tek inceledi. Hırsızların kılık kıyafetlerinden yöntemlerine kadar her detayı ortaya çıkardı. Sadece hırsızlık anlarını değil, hırsızlık saatlerini de belirleyen polis, iki azılı hırsızı yakalamak için çalışmalarına başladı. Lüks villalar ve sitelerin çevrelerine sivil ekipler yerleştirildi. Tüm bölgede gece gündüz polis ekipleri devreye atmaya başladı. 10 günde 16 ayrı hırsızlık yapan 2 kişiyi yakalamak için tüm ekipler adeta seferber oldu. En son olaylarında ev sahibiyle karşı karşıya gelen hırsızlar koşarak uzaklaşmıştı ancak hırsızların durmaya niyetleri yoktu. Polise yapılan ihbarın ardından hırsızlık masası polisleri hırsızların aynı gece tekrar hırsızlık yapabileceğini değerlendirdi. Tüm ekiplerini sahaya sürdü. Ev sahibiyle karşı karşıya gelen hırsızlar koşarak kaçtıktan tam yarım saat sonra hiçbir şey olmamış gibi başka bir binaya hırsızlık amacıyla geldi. Ancak bilmedikleri ise polislerin onları adım adım takip ettiğiydi. Sabah saatlerinde bina önüne gelen iki hırsız yine aynı yöntemle yanlarında getirdikleri aparatla bina kapısını açtı. Bina içerisinde dolaşan hırsızlar kilitli olmayan kapıları açmaya çalıştı. Bu sırada bir önceki olaydan hırsızlık ihbarı alan Asayiş Büro Hırsızlık Masası polisleri güvenlik kameralarından hırsızların kaçış yönlerini takip etti. En son bir bina çevresinde görünen hırsızların o bölgede oldukları değerlendirildi. İlçe, asayiş ekiplerine haber verildi. Kısa sürede hırsızların olabileceği binalar polisler tarafından ablukaya alındı. Polis hırsızların girdiği binayı sonunda buldu. Silahlar çekildi, binada hırsız avı başladı. Bina kapısına gelen polislerden biri dış kapının açık olduğunu fark etti. Binaya girdi, diğer ekipler ise hırsızların kaçmaması için binayı sardı. Hırsızlar kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Bina içine giren polis silahını çekti. Dış kapıya gelerek arkadaşlarına bilgi verdi, destek istedi. Bina içerisinde sıkışan hırsızlar bu kez kaçmak için ellerinden geleni yaptı. Ancak hem bina içi hem bina dışı polisler tarafından ablukaya alınmıştı. Kaçmak için her yolu deneyen hırsızlar karşı karşıya geldikleri polislerin elinden kurtulmaya çalıştı. Koşarak bina kapısına gelmeye çalışan iki hırsızı bina dışarısında diğer polisler bekliyordu. Hırsızlardan biri kendilerine müdahale eden polislerin elinden kurtulmaya çalışarak bina kapısını açtı ama kaçamadı. Binayı saran polisler hırsızı bina önünde yere yatırarak gözaltına aldı. Bina içerisinde polislerin elinden kurtulmaya çalışan hırsız ve polisler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri bina içerisinde sıkıştırdıkları hırsızı kısa sürede etkisiz hale getirip yere yatırdı. Kısa süren boğuşmanın ardından iki hırsız kelepçelenerek gözaltına alındı. 10 günde 16 ayrı hırsızlık yapan ve son işlerinde suçüstü yakalanan hırsızların sabıkaları ise yaşlarından büyüktü. 21 yaşındaki Hasan Çey'nin 55 hırsızlık kaydı vardı. Suç ortakları Furkan G'nin 23, Süleyman A'nın ise 8 ayrı hırsızlık kaydı olduğu ortaya çıktı.
Asayiş Şube Hırsızlık Masası Büro Amirliği'nde sorgulanan 3 hırsız işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis yetkilileri hırsızların özellikle kilitlenmeyen kapıları 3 saniyede açtığını belirterek vatandaşları evde olsalar bile kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardı. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Sıradaki haberimiz bu kadar hırsız uğursuz arasında iyi şeyler de oluyor dedirtecek bir dosya. 17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul'da kayıpların yaşandığı yer Avcılar'dı. İlçedeki hasarlı binaların dönüşümü yıllardır çıkmaza girdiği için vatandaşlar hasarlı binalarda korku içinde yaşıyordu. İşte tam 22 yıl sonra geç de olsa planlarda yapılan değişiklikle sorun çözüldü. Arkadaşımız Ercan Öztürk'ün özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Artık hasarlı binalarda korku içinde yaşamayacaklar. 22 yıl sonra sorun çözüldü. Güvenli binalar için harekete geçildi. Türkiye 17 Ağustos 1999'da Marmara depremiyle sarsıldı. Depremin İstanbul'da en çok hasar verdiği ilçe Avcılar'dı. İlçede 2000'in üzerinde hasarlı bina vardı. Hasarlı binaların durumu 22 yıldır imar planları nedeniyle çıkmazdaydı. Sonunda imar planları değişti. Her an ölüm korkusuyla hasarlı binada yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Şu ana kadar 1350 binayı aşkın bina kentsel dönüşüme girdi. 17 Ağustos 1999'da saatler 03.02'yi gösterdiğinde merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tüm Marmara bölgesini etkileyen 45 saniyelik sarsıntıda 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem yüz binlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu. 17 Ağustos Marmara depreminde İstanbul'da en büyük kayıp Avcılar ilçesinde yaşandı. Resmi kayıtlara göre yıkılan binaların enkazında 236 kişi hayatını kaybetti. 1823 konut ve 236 iş yeri yıkıldı. Depremden sonra ilçede 2000 binaya oturulamaz raporu verildi. İstanbul'un en gözde ilçelerinden olan Avcılar'ın kaderi o tarihten sonra değişti. Depremden sonra ilçenin mevcut imar planlarında düzenleme yapıldı. Buna göre binaların yüksekliği 4 katı geçmeyecekti. Durum böyle olunca vatandaşlar müteahhitlerle anlaşamadı. Vatandaşlar depremde ağır hasar gören binalarda korku içerisinde yaşamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 yıl sonra Avcılar ilçesinin imar planlarında değişikliğe gitti. Kat sayılarının binaların ruhsat durumuna göre düzenlenmesine karar verildi. Üst sınır 6 kata çıkarıldı. İmar değişikliğiyle yıllardır hasarlı binalarda oturan vatandaşlar evlerini kentsel dönüşümle yenilemeye başladı. Evini yıktıran vatandaşlardan Alper Akçın 22 yıl sonra sorunun çözülmesinden memnundu. Artık yeni evlerinde gönül rahatlığıyla oturacaklarını söyledi. Bizim yapmış olduğumuz anlaşma kentsel dönüşüm kapsamında burada hak mahrumiyeti ortadan kalkmış oldu ve birebir katlarımızı alabildik. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Marmara depreminden 22 yıl sonra başlayan kentsel dönüşümü teknik takibi anlattı. 40 bin insanımızın hayatı kurtuldu. Muhtemel bir İstanbul depreminde 40 bin insanımız mağdur olmayacak. Çok şükür hayatta kalacaklar, bunu söyleyebiliriz. 40 bin insan. Hançerli, hasarlı binaların büyük bölümünde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını söyledi. Şu ana kadar 1350 binayı aşkın bina
kentsel dönüşüme girdi. Biz özellikle Mayıs'tan Haziran'dan sonra bu sayıların çok daha yüksek olacağı kanaatindeyiz. Avcılar'da kentsel dönüşüm yapan firma yetkilileri de imar değişikliğinden sonra sorunun çözüldüğünü, vatandaşlardan yoğun talep geldiğini belirtti. İstanbul'da kentsel dönüşüm yasasında bazı yönetmeliklerde değişiklikler oldu. Avcılar'da özellikle bunlardan en çok etkilenen ilçelerden bir tanesi. Burada çok yüksek katlı binalar vardı. Yapılaşmalarla ilgili sıkıntılar vardı. Eski sorunlu binaları yıktığımız zaman yerine aynılarını yapamıyorduk. Ayda 60 binanın dönüşüme girdiği Avcılar'da yıl sonuna kadar ağır ve orta hasarlı binaların tamamının dönüşüme girmesi bekleniyor. 1999 Marmara depreminin vurduğu ilçelerden biri de Bakırköy. Bakırköy Belediyesi'nin verilerine göre ilçe genelindeki binaların yarısı orta ve ağır hasarlı. Avcılar'la aynı kaderi paylaşan Bakırköy'ün imar planları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda değiştirildi. 1999 Marmara depreminin öncesindeki imar planlarına kavuşan Bakırköy'de de kentsel dönüşüme start verilecek. Önümüzdeki günlerde başlanacak olan kentsel dönüşümde ilk etapta ağır hasarlı binaların yıkılacağı açıklandı. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz ay Üsküdar sahilinde adeta ağaç katliamı yapılmıştı. Biri kadın, 4 kişi 2 ağacı keserken vatandaşlar tarafından suçüstü yakalanmıştı. Savcılığın gözaltı kararıyla konuyu araştıran polis, şüphelilerin başka ağaçları da kestiğini tespit etti. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye gönderildi. Ağaçları kesme anlarına ise sadece arkadaşımız Levent Albayrak ulaştı. Sahildeki ağaçları böyle kestiler. Keserken kameralara yakalandılar. İşte sadece teknik takibin ulaştığı ağaç katliamı anları. İndirdi ağacı. Gece karanlığında hızlı adımlarla ilerlediler. Bunu sırtında getiriyor motoru. Yanlarında getirdikleri elektrikli testerelerle ağaçları kestiler. İnanılmaz görüntüler İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Ağaç katliamı yapan biri kadın, 4 şahıs polis tarafından yakalandı. Gidiyor. Evet, kestikten sonra kaçarak gidiyorlar. Zanlılar ağaçları 35 bin lira karşılığında kestiklerini itiraf etti. Polis Kız Kulesi manzarasını kapattığı için para karşılığı ağaçları kestiren kişinin peşine düştü. İstanbul Üsküdar sahilinde 15 gün önce gece yarısı elektrikli testerelerle ağaç katliamı yapıldı. İndirdi ağacı. Ağaçları göz göre göre kesen biri kadın, 4 kişi gece kartalları tarafından suçüstü yakalandı. Bunu sırtında getiriyor motoru. Yetişkin 2 ağacı keserken yakalanan şahıslar polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ağaç katliamı büyük tepki çekti. Polis sahildeki ağaçların niye kesildiğinin peşine düştü. Şahısların ağaçları neden kestiğine önce kimse bir anlam veremedi. Üsküdar Asayiş Büro ekipleri olayın peşini bırakmadı, çalışmalarına devam etti. Polis olayları araştırıyordu ki 3 gün sonra aynı bölgede bu kez 6 ağaç daha kesildi. Polis iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırmaya başladı. Üsküdar Asayiş Büro ekipleri ağaçları kesenleri yakalamak için özel bir ekip kurdu. Ağaçları kestiği anların görüntülerine ulaşıldı. Saatler gece yarısını gösteriyordu. Ellerinde elektrikli testere bulunan iki şahıs koşar adımlarla geldi. Şahıslardan birisi elinde testere olan kişiye hangi ağaçları keseceğini işaret etti. İndirdi ağacı. Testereli şahıs etrafta kimsenin olmadığını görünce hemen işe koyuldu. Dakikalar içinde elektrikli testereyle iki yetişkin ağacı acımadan kesti. Şahıslar ağaçları kestikten sonra hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. Evet, kestikten sonra kaçarak gidiyorlar. Polis yaptığı araştırmada ilk olaydan 3 gün sonra yine Üsküdar sahilinde 6 ağacın daha kesildiğini belirledi. Polis o anların da görüntülerine ulaştı. Sabaha karşı ağaçlık alan hareketliydi. Ağaçlık alana arkadan gelen ve kameranın görüş açısına girmeyen şahıslar elektrikli testereyle bu kez çam ağaçlarını kesti.
Ağaçların gövdeleri büyük gürültüyle yere düşerken şahıslar da kayıplara karıştı. Olay yerindeki kameraları toplayan Üsküdar Asayiş Büro ekipleri ağaçları kesen şahısların peşine düştü. Kestikten sonra kaçarak gidiyorlar. İlk olayda gözaltına alınarak serbest bırakılan şahısların da içinde yer aldığı 5 kişi yeni deliller eşliğinde tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan ŞC ağaç kesme işini OÖ isimli bir tanıdığından aldığını söyledi. OÖ ise ağaçları kesme karşılığında bir şahıstan 35 bin lira aldıklarını itiraf etti. Ağaçları kesen 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre ağaçlar sahil bandında bulunan lüks villa ve evlerin deniz manzarasını kapattığı için kesilmişti. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bu cumartesi günü de Teknik Takip programının sonuna geldik. Haftaya yine en özel haberlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın, evde kalın, sağlıklı kalın.